bağırsakta floramız var, bakteri düzenimiz var ve bunlar hiyerarşik düzene bağlıdır. Evet. Herkesin bir düzeni var orada. Şimdi o düzeni, üzerine antibiyotik verdiğinizin bir grubunu öldürüyor. Evet. Dolayısıyla istemediğimiz bir grup artmaya başlıyor. Ve bu artmayı takiben de karnında işte ishal olabiliyor, şişkinlik olabiliyor. Ama bunu kansere götürmesiyle ilgili kısım kanıtlanmasa da elbette ki antibiyotik kesinlikle ihtiyacı olan kullanmalı ve bir hekim kontrolünde kullanmalı. Evet. Ama antibiyotiklerin bir kısmı gerçekten ishal yaparak post antibiyotik diyar ediyoruz. Karşımıza çıkabiliyor, bir kısmı da inanılmaz onu düzeltebiliyor. Evet. Yani bu noktada hocam onu çok hani ısrarla ben altını çiziyorum. Evet, antibiyotik hani kullanımına dikkat etmeliyiz. Evet, hekimin vermediği bir ilacı komşumuzun tavsiyesiyle tüketmenin maliyeti çok yüksek olabilir. Bu antibiyotiği açmışken ben de bir şey söyleyeyim. Buyurun hocam. Bir de özellikle ağrı kesiciler. Non-steroid diyoruz biz. İşte halkımız da buna romatizma ilacı diyor. Evet. Bunlar da bağırsak üzerine yan etkileri var. Evet. Ve öyle işte benim dizim ağrıyordu, bunu aldım kullandım, bu çok iyi geldi, sen de kullan diye bu tip non-steroidlerin kullanılmaması lazım. Çünkü kolit yapıyorlar. İltihabi bir kolit yapıyorlar. Onun için antibiyotik de, non-steroid de her ne kullanıyorsak kullanalım. Yani hekim kontrolü olmadan asla eş dost tavsiyesiyle bir ilaç tercih etmeyelim.